Gelinim Mutfakta'nın tarihi bölümlerinden birini yaşıyoruz. Bu elimdeki çeyrek en kritik çeyrek. Neden mi? Çünkü şu anda Hatice'nin 6, diğer gelinlerin 4'er çeyrek altını var. Eğer bu çeyrek altını Hatice kazanırsa, Cuma gününe kalmadan ara finalde şampiyonluğunu ilan edecek. Ve dahası 30 bilezik daha alarak altın listenin bir numarasına adını yazdıracak. Ve Gelinim Mutfakta tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı gelini unvanını eline geçirmiş olacak. Eğer bu çeyreği Merve, Rabia ya da Özlem kazanırsa iş Cuma finaline kalacak. Çünkü o gelinimiz çeyreğini beşlemiş olacak ve matematiksel olarak bu çeyreği kazanan gelin 30 altın bilezik hayallerine devam ediyor olacak. Hatice'nin de karşısında rakip olacak. Ne yazık ki diğer iki gelinimiz yarıştan kopmuş olacak. Bu öyle bir çeyrek ki ya üç gelini bugünden hayallerinden koparacak ya da iki gelinimizin hayallerine veda ettirecek. Hepimizin yürekleri ağzında. Çok zor bir gün geçirdik, geçirdiniz. Buranın gerilimi o kadar yüksek ki, tansiyon o kadar yüksek ki. Hepinizi anlıyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Ne yaşanırsa yaşansın. Hepinizi peşin peşin Gelinim Mutfakta ekibi adına peşin peşin alkışlıyorum. Finale yakışır bir dörtlüden, finale yakışır bir mücadele koydunuz ortaya. Kıran kırana bir mücadele bu. Nefes nefese son ana kadar mücadele ettiniz. Çeyrekleriniz neredeyse aynı. Çok tebrik ediyorum. Şimdi elimdeki bu çeyrekle Hatice şampiyonluğunu mu ilan edecek? Yoksa bu düğüm Cuma günü mü çözülecek? Hazırsanız açıklıyorum. Dörtlü ara finalde günün en yüksek puanını alıp 19. çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Değil demeyin ne olur. Ateşim çıktı. Değil demeyin ne olur. Burada. Kalbim ağzımda atıyor. Başka var mı? Kulağıma söylenecek bir şey yok. Olsun. İkimizden biri olsun. Ben bir bayılıp gelebilir miyim? Ay ya sen ol. Niye ikimizden olsun. Biri? Olsun. Ben bir bayılıp gelebilir miyim? Ağlama, kızlar. Ağlama. Kurban olurum size. İkisi de gözü yaşlı. Peşin peşin şunu söyleyeyim. Ağlama, ağlama. Şampiyonluk ilanı yarına kaldı. Sizi şimdilik yerinize alıyorum. Ay Allah'ım sen. Şaka mıydı? Merve iyi misin? Değilim. Değilsin. Ne hissediyorsun? Kalbim ağzımda her an bayılabilirim. Sakın bayılma, daha işimiz var. Özlem. İyiyim. Ne hissediyorsun söyle bana. İyi hissediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Merve de alsa sevinirim. Saçmalama ya. Yok hayır, Merve de alsa sevinirim. Senin alman gerekir. Ay beni de ağlatın, ağlama, sinirlerim bozuluyor benim bu sefer. Yani Hatice almasın. Aynen öyle, evet. Ya buna çevirdiler işi. Yapacak bir şey yok. Gerçekten ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sen al, sevinirim. Hatice.
Acayip bir şey var şu an. Neden ama biliyor musunuz? Bugünden şampiyonluğunu ilan ettiği için bunu söylüyorum. Bir duymak istiyorum Hatice, ne hissediyor? Hala aynıyım. Yani ben hala şampiyon gibi hissediyorum kendimi. Vay be. Gerçekten asla pes etmiyorum. Sonuna kadar da etmeyeceğim. Şampiyon olacağım. Olacağım yani. İnanmak başarmanın yarısıdır. Evet. Seni de tebrik ediyorum. Yani pes etmedin. Hiçbiriniz etmediniz. Şimdi. Yasemin Sultanım, yarışmada bir iddianız kalmadığı için en tarafsız sensin şu anda. Kura'yı senin çekmeni rica ediyorum. Ben de ellerimle şöyle iyice karıştırdım. Hatice'nin yarışına kim ortak olacak? Bunu sen belirliyorsun. Merve mi, Özlem mi? Hangisi çeyrek altınını beşleyip Hatice'nin koluna girecek? Açıyorum! Açtım! Ay kızım, ay. Kurban olurum sana. Of. Merve'cim, gözünün önünde açayım bunu da. Olsun olsun, ben vicdanım, içim rahat, yani sıkıntı yok. Of, tüylerim diken diken. Ay vallahi billahi. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler, bu ne böyle? Teşekkür ederim. Bugünün puan durumu şöyle. Özlem 16 puan, Merve 16 puan, Hatice 15 puan, Rabia 12 puan. An itibariyle Hatice'nin 6, Özlem'in 5 çeyreği var. Merve ve Rabia matematiksel olarak 30 altın bileziğe 4'er çeyrekle veda ettiler.